Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin tüketici fiyatları enflasyon açıklandı. Kıyametler koptu. Beklenti %8.1'di. Gelen %8.3 oldu. Küçücük bir fark. Hani bizim ülkemizdeki enflasyonu kıyaslayınca lafı olmaz denecek bir fark. Ama Amerikan borsaları inanılmaz sert karşıladılar bu küçücük farkı. Çünkü o küçücük farkın aslında arkasında çok önemli bilgiler gizli. İşte bu bölümde biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Sonra da kendi stratejimi ve çözüm yolumu anlatacağım. Bu arada ben de yanılan analistlerden bir tanesiyim, öyle söyleyeyim. Ben zaten bir profesyonel analist değilim. Videolar yapıyorum sadece. Fakat Bloomberg havuzunda bulunan 69 analistin 68'i yanıldı. Sadece bir analist, yanılmıyorsam Almanya'dan bir analist, enflasyonu doğru tutturdu. Geri kalan herkesin beklentisi üstüne geldi. Böyle inanılmaz bir rakam. Hazırsanız başlıyoruz. Enflasyon verisine geleceğiz ama önce piyasalar üzerinde enflasyon haberinin yarattığı etkilerin biraz detayına bakalım. Çünkü gerçekten tarihi bir gündü. Arka planımda görüyorsunuz kıpkırmızı bir harita var. Ne bu harita? Amerika'da farklı sektörlerin dün borsa hareketlerini gösteriyor. Hemen hemen her yer kırmızı düşüş var. Sadece indirim marketlerinin olduğu, aralarında Walmart gibi marketlerin olduğu yer biraz yeşilce. Bir de enerji sektörü, gerisi darman duman. Teknoloji hisselerinde durum biraz daha da kötü. Bakıyoruz en büyük teknoloji hisselerine, alttan başlayalım. Nvidia %10'a yakın düşmüş. Meta, Facebook'un ana şirketi %10'a yakın düşmüş. AMD, dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden %9 düşmüş. Netflix %8 düşmüş. Apple gibi baba firma, hani hiç yıkılmaz dediğimiz firma, ben hiç bu kadar bir günde düştüğünü görmemiştim. %5.87 düşmüş. Bizim Tesla'mız biraz direnmiş %4, ama düşüşler gerçekten çok fena. Neden teknoloji şirketleri daha sert düşüyor böyle günlerde? Çünkü enflasyon yükselince Amerikan Merkez Bankası faizleri yükseltiyor. Faizler yükselince de bu şirketlerin değerlemesinde paydada bulunan iskonto oranı yükseliyor. Paydadaki bir şey yükselince de ne oldu? Hisselerin değeri aşağıya doğru gidiyor. Endeksler bazında bakınca durum yine çok enteresan. S&P 500 endeksinde %4.32 düşüş var. Dow Jones 1276 puan düştü, %3.94. Nasdaq'taki düşüş de %5.54. Geçen hafta Nasdaq düşük enflasyon verisi ümidiyle yükselmişti. Bütün oradaki karlar geriye gitti. Tabii bu haberlerin Amerikan bonoları üzerine de çok büyük etkisi oldu. 10 yıllıkların faizi %3.43'e sıçradı, ama daha önemlisi 2 yıllıklar, orada faiz %3.77'lere kadar geldi. Normalde 2 yıllıkların faizlerin 10 yıllıklardan daha düşük olması lazım. Bu yaşanan durum resesyon göstergesi, çünkü tüketici kısa vadede yüksek faiz istiyor. Panik halinde korkuyor, onu anlıyoruz buradan. Bu da aslında Amerika'nın resesyona girdiğine dair bir işaret. Bunlar gerçekten tarihi düşüşler bu arada. Kıyaslamak gerekirse mesela Nasdaq'ın dün yaşadığı %5.2'lik düşüş son 2 yıldaki en sert günlük düşüş. Son 5 yıla baktığımızda da son 5 yılın en sert 5 düşüş günden bir tanesini yaşadı Nasdaq. Hakikaten tarihi bir gündü. Benim portföyle perişan oldu. Çünkü biliyorsunuz, benim YouTube shortları takip ediyorsunuz, ben enflasyonu çok daha olumlu bekliyordum. Hatta iddiam %7.4'lere kayınabiliriz diyordum. Ama kazın ayağı öyle değilmiş. Nerede yanıldım? Aslında beni yanıltan konu analistlerin de çoğunu yanılttı. O yüzden beklentiler %8.1 olarak ortaya çıktı. Yanılgımızın sebebi enerji fiyatlarındaki düşüşün her şeyi düzelteceğiydi. Oysa durum öyle değil. Bu grafikte aydan aya enflasyon artışlarını görüyorsunuz. Ağustos ayındaki artış %0.1. Ne kadar güzel, çünkü 0.1'i 12 ile çarparsanız %1.2 gibi enflasyona gelirsiniz. Mutluluk verici. Ama kazın ayağı öyle değil. Çünkü piyasalar bunu böyle değerlendirseydi faizler artmaz, hisse senetleri düşmezdi. Kazın ayağı öyle değil dememin sebebi bütün bu enflasyondaki düşmenin tek kaynağının enerji olması. Biliyorsunuz dünyada petrol fiyatlarında ciddi bir gerileme var. Neden gerileme var? Hem talepte biraz azalma var, hem Amerika kendi kritik rezervlerini satmaya başladı. O da çok sürdürülebilir bir şey değil. Ağustos ayına baktığımızda da petrol fiyatlarına dayalı olan enerji giderlerinin %5'lik azalma var. Hatta alt kalemlere baktığınızda mesela benzinde %10'luk azalma var gibi, gerileme var gibi. Elektrikte yine de artış olmuş Amerika'da, ama enerji fiyatlarında ciddi bir düşüş var. Bunlar enflasyon endeksinin ciddi bir bölümü oluşturduğu için de hepimizin öngörüsü bu enflasyonu geriye çekerdi. Ama kazın ayağı öyle değil, çünkü diğer her kalemde enflasyon yüksek çıktı. Kiralar inanılmaz yüksek çıktı. Sağlık giderleri, eğitim giderleri, hizmet giderleri, arabanızın tabanına döşediğiniz halı, hepsinde fiyat artışları yaşandı. Bu da Amerika'da enflasyonun biraz yapışkan hale geldiği endişesini yaratıyor. Çünkü beklentilerimiz bu Rusya savaşı yatışır, petrol fiyatları biraz daha geriye gider, enflasyon geriye giderdi, ama
pek öyle değil gibi enflasyonun diğer bütün alt kalemlerinde tırmanış var. Gelin şimdi ona biraz daha detaylı bakalım. Core CPI, Core Consumer Price Index demek. Çekirdek. Burada ne yok? Petrol ve gıda arındırılmış durumda. Ve öyle baktığımızda Eylül 2022'deki enflasyon %0.6, 12 aya vurunca %7'ye yakın enflasyon çıkıyor. Ki Fed'in hedefi %2, işte bizi korkutan bu. Çünkü Fed aslında petrol fiyatlarına pek müdahale edemiyor. Faizi artırsanız da petrolün fiyatı gideceği yere gider. Ama Fed bu tip giderleri, hizmet giderleri, kuaför giderleri, okul giderleri faizi yükselterek buraya çok sert müdahale etme ihtimali var. Bundan dolayı piyasalar paniğe kapıldılar ve dediler ki Fed faizleri çok sert yükseltecek. Dünkü verilere kadar Fed'in faizler konusunda biraz sakin davranacağına inananlar çoktu. Mesela Eylül ayındaki artışın sadece 5 puan olacağını düşünenlerin sayısı %66'ları buluyordu. Tabii dün bu tamamen değişti. Artık kimse buna inanmıyor. Herkes çok daha yüksek faizlerin geleceğine inanıyor. Eylül ayı için 75 bas puan garantilenmiş durumda. Hatta %1'lik tam bir artışı öngörenler bile var. Yani son derece ürkütücü çünkü faizler arttıkça ekonomiler yavaşlıyor ve resesyon korkusu başlıyor. Ne demek resesyon korkusu? Amerika bir süredir aslında resmi olarak resesyonda zaten iki çeyrek üst üste küçüldü. Ama o küçülmelerin sebebi daha ziyade ihracattaki küçülmedendi. İç piyasada tüketici davranışta pek bir değişiklik yoktu. Tüketmeye devam ediyorlardı. Şimdi oyun değişiyor gibi gözüküyor. Çünkü eğer Fed faizleri artırırsa şirketler bir süre sonra insan işten çıkartmaya başlayacaklar. İşten insan çıkartılınca şirketlerin bilançoları daha da bozulacak çünkü talep azalıyor olacak. Ve Amerika'da iş talep azalırsa resesyon sertleşecek. Resesyon sertleştikçe bilançolar daha da bozulacak. Şimdi endişe bu. Bu durumda özetlemem gerekirse enflasyon yapışkan hale gelmiş durumda. Yapışkan enflasyondan Fed çok korkuyor. Buna sert müdahale edecek. Sert müdahale faizleri yükseltiyor. Bu resesyon korkularını büyütüyor. Resesyon korkuları da şirketlerin hisse senetleri olumsuz yansıyor. Bu nereye kadar böyle gider? Vallahi öngörmek zor. Düne kadar ben enflasyonun düşme eğiliminde olduğu inananlardanım. Dünkü rakamlar açıkçası moral bozdu. Şimdi ne yapacağız? Eylül ayı enflasyonu beklemeye başlayacağız. Bu arada yanılmıyorsam Eylül 21 veya 22'de Fed'in yeni faizi açıklanacak. Orada da 75 bas puan için dua edeceğiz. Çünkü bir gelirse olay daha da kötüleşecek ve daha da sertleşecek. Peki bütün bu ahval içerisinde ben ne yapıyorum? Kendi portföyümü. Dün dokunmadım portföyüme. Öylece seyrettim düşüşten aşağıya doğru. Çünkü bugün bir geri dönüş bekliyorum açıkçası. Bugün Amerika'da toptan fiyat endeksi açıklanıyor. İnşallah oradan iyi haberler gelir. Oradan biraz iyi haber gelirse hoş. Gelmezse biraz daha düşüşe devam. Ama uzun vadeli portföyümü dokunmayı tercih etmedim. Çünkü benim portföyümde resesyona epey dayanıklı hisseler var. Ne demek resesyona dayanıklı hisse? Nasıl seçiyorum bunları? Bunları bu videoda anlatmayacağım. Bunları nerede anlatıyorum biliyor musunuz? Yeni bir topluluk yarattık. Haddini Aş Kulübü'nün bir alt topluluğu bu. Adı da Yatırım ve Gelecek. Topluluğun iki katmanı var ve ücretsiz katman var. Onun linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Gelin mutlaka katılın çünkü her sabah piyasa özetleri sunuyorum. Gün içinde iletişimler yapıyorum. Bir de ücretli bir VIP katmanı var. Orada biraz daha detaylara giriyoruz. Ama oraya boş verin siz şimdilik. Gelin şu ücretsiz bölüme katılın. Tekrar söylüyorum linki yukarıda ve aşağıda Yatırım ve Gelecek topluluğu. Burada nelerden bahsediyoruz? Yatırım fırsatları, gelecek teknolojileri, bunların yarattığı yeni fırsatlar ve zaman zaman da makroekonomi. Makroekonomi konuşmayı sevmiyorum. Ben ekonomist değilim ama bu aralar açıkçası makroekonomiyi anlamadan yatırım yapmak biraz zor. Çünkü bütün fiyatları etkiliyor. O yüzden biraz onlara da giriyoruz. İlginizi çekerse oraya da mutlaka beklerim. Bu videoyu sevmişseniz bir like, bir yorum harika olur. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.